sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Nisan ayı çift retrolu bir ay. Biraz retro gezegen etkileri yoğun. Venüs retrosu devam edecek ayın 15'ine kadar ve 3 Nisan'dan itibaren de Venüs artık balık burcunda retro hareket yapmaya başlıyor. 6 Nisan'da Satürn yay burcunda retro harekete geçecek. 10 Nisan'da da Merkür boğa burcunda retro harekete geçecek. Evet, özellikle ayın ilk yarısında 6 Nisan 15 Nisan aralığında dolunay etkileri de çok güçlü bir şekilde gündemde. 11 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var. Sizin 4. ev alanınızda olacak. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton'un sert enerjileri de gündemde. Bir yandan Venüs retrosu ve bir yandan Merkür retrosu da devam ediyor olacak bu dolunayda. Eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular, kariyer yaşamınızla ilgili konular zaman zaman sizi biraz zorlayacak, üzerinizde biraz baskı yaratacak. Özellikle ilişkilerden yana olabilir bu ya da aileyle ilgili konulardan olabilir. Şartlar meydana gelebilir. Yer değişimleri, taşınmalar, emlak, mülkle ilgili işler olabilir. Kariyerde olabilecek bazı ani gelişmeler olabilir. Bu dönem biraz üzerinizde gerilim hissedebilirsiniz. Şartları çok zorlamamak, uyum göstermek daha doğru görünüyor. Retro gezegen etkileri olduğu için, bir de dolunay döneminde olaylar çok hızlı gelişebileceği için ani kararlar vermemek, daha sakin olmak, sağduyulu olmak, biraz bazı şeyleri zamana bırakmak çok daha faydalı olabilir sevgili yengeçler. 15 Nisan'dan itibaren Venüs düzeliyor. Balık burcunda ileri harekete dönecek. Bu da sizin için olumlu bir pozisyon. Balık burcundaki Venüs sizi destekleyecek. Yaşamınızda zorluklar olsa bile Venüs'ten alacağınız desteklerle birçoğunu rahatlıkla bunların üstesinden gelebilirsiniz. Hatta güzel şanslar da karşınıza gelebilir. Venüs balık burcunda özellikle uluslararası işler, medya, yayıncılık, yurt dışı seyahatleri, eğitim gibi akademik konularda özellikle güzel fırsatlar getirebilir, size destekler getirebilir. 20 Nisan'dan itibaren Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu durumda evet, sosyal hayatınız ayın sonlarında daha fazla canlanacak. 21 Nisan'da Mars ikizlere geçiyor. Mars ikizlerde biraz daha böyle zihinsel olarak hayatımıza hareket getirebilir. Sizin de bilinçaltınızın biraz hareketlendiği bir dönem olacak bu. Çoğu zaman birçok şeyde fazla düşündüğünüzde kuruntular, kuşkularda huzursuzluk yaratabilir. Buna dikkat edin, uyku sorunları olabilir. Mars'ın ikizlerde ilerlediği dönem içerisinde. 26 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ay var. Nisan'ın son haftası ve tabii ki Mayıs'ın ilk dönemlerinde Boğa burcu yeni ayı etkili olacak. Özellikle sizin için yeni projeler demek, yeni hedefler demek, sosyal yaşam, arkadaşlarla ilgili keyifli gelişmeler, fırsatlar olabileceğini işaret ediyor bu Boğa yeni ayı. Boğa ve Akrep yeni aylarında, dolunaylarında siz yaşamdan daha fazla zevk alabilirsiniz. Daha çok eğlenebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Bu dönemde bunu işaret ediyor. Ay sonundan itibaren Venüs Koç burcuna geçecek, kariyer evinize doğru geçecek. Geçtiğimiz Mart ayında retro döneminde belki de geciken, ertelenen bazı konuları tekrar ele alabilirsiniz. Venüs'ün bu seyriyle beraber bunları şimdi artık tamamlayabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, kısaca özetlersek ayın ilk yarısında biraz daha dikkatli olmalıyız. Özellikle 8 Nisan, 15 Nisan aralığındaki dolunay haftası sizin için gerilimli olabilir. Ailevi konular, ilişkilerle ilgili konular, kariyer ve kariyerdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. 15 Nisan'dan sonra Venüs sizi destekleyecek. Medya, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili konularda fırsatlar var. Ayın son haftasındaysa yeni projelerinize odaklanabilirsiniz sevgili yengeçler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.